merhaba. Şehir dışına çıkmadım bugün. Bugünkü gezimizde evden çok fazla uzaklaşmadım. Hemen belediye otobüsüyle gelinebilecek ya da benim açımdan yürüme mesafesi de biraz fazlaca yürünür ama yürüme mesafesi de olabilecek bir yere geldim. Ege Bahçesi Pet ve Bahçe Market. Narlıdere'de Şehitlik'ten sahil evlerine döndüğünüz zaman hemen kolayca ulaşılabilecek bir yerde. Ağırlıklı olarak genç insanlar çalışıyor. Bu da sürekli kıpırtılı bir haz veriyor buraya. O yanını çok sevdim. Çok güler yüzlü hepsi. Şimdi burada da bir yandan çalışma var. Ne yapıyorsunuz? Böyle müşteriye şöyle. Sahibi belli mi şu anda? Evet. Özel böyle bir saksı istedi. Evet. Düzen istedi. Ellerinize sağlık. Gübre olarak ne kullanıyorsunuz? Ödemiş toprağı. Zaten bereket ediyor. Bir de gerekirse keçi gübresiyle destekliyorlarmış. Patronlarımız da zaten peyzaj mimarı. Ne kadar basit dokunuşlar, ne kadar güzel şeyleri yaratabiliyor. Hiç duymadığım bir ad. Jakaranda. Küstüm çiçeği var ya, onun yapraklarına benziyor. O kadar güzel yaşam alanları üretilmiş ki burada aynı zamanda hem çoluk çocuk hem çalışanlar çok güzel yaşıyorlar. İnsanın zevk aldığı bir işi yapması ne büyük bir şans. Böyle bir şeyin mesleğin olması. İşte dokunuşlarla çalışma alanınızı yaşadığınız yer haline de getirebiliyorsunuz. Bunu başarmışlar. Çok güzel bir yer. Arkada bahçe alanı. Yine arkada ofisler. Çayımız, böreğimiz derken dedim ki o kadar çok kıpırtı var ki, dedim kaç kişi çalışıyor burada? 6 kişi dedi. Evet. Ama sanki daha çok insan varmış ama gibi. Ama stajyerler vardı, gitti onlar. Onlar 5 kişi. Normalde 7 kişi, yarın 7 kişi olacak. Burası aynı zamanda bir yaşam alanı gibi, evet, değil mi? Evet. Çoluk çocuk geliyor. Tabii tabii. Burası dolar taşar. Bu da
Veysel'imiz. Göremiyor. Onun için böyle burada. Buradaymış daha önceden. Burası kahvaltı salonuyken. Şimdi burada neler yapıyorlar? Mesela büyük bahçeniz var. Geldiniz buraya, peyzaj yaptırmak istiyorsunuz. Buraya teslim ediyorsunuz bahçeyi. Buraya insanlar keyif için de geliyordu. Keyif için çok geliyorlar. Herkese açığız. Buyursun gelsinler. Çayımız, kahvemiz. Nasıl yani? Şimdi ben sahil evlerinde yürüyüşe çıktım. Tabii tabii. Gelin. Geliverip giriyorum buraya. Gelin, şu çardakta bak şu anda oturuyorlar. Tabii, tabii. Onlar gibi oturuyorum. Tabii hemen ikramlıklarımız hazır. Börek, çörek, çay, kahve, nasıl yani? İkramımız varsa ikram ediyoruz. Yiyorlar, içiyorlar, bir şey almak şart değil. Buyurun gelin, her zaman bekleriz. İşte davete icabet edip gelmiş. Kediler, orada oturan insanlar var şu anda. Evet, ayrıca da herkesin yüzü gülüyor, mutlu olarak çıkıyor. Oturma alanlarınız da epeyce var. Tabii tabii, oturma alanımız çok. Çardan. İşte orada bir yer vardı, şimdi burada var. Arka tarafta bir ağaç altı. Bahçe ve hayvanlarla ilgili her ihtiyaç karşılanabiliyor. Mesafesinde böyle güzel yerler de var. Yani kentin içinde bir orman yürüyüşü gibi olmaz ama ille de kentin içinde sıkışıp kalmışsak işte böyle nefes alma alanları da olabiliyor. İyi ki geldik değil mi? Kesinlikle. Ve çok şu güzel. Anda fıskiyeler böyle ayaklarıma falan değiyor. Çok güzel serinletiyor. Tatlı bir esinti var. Aslında İzmir sıcak. Hala çok sıcak. Çünkü Ağustos'un son haftasındayız artık ve sıcaklar baya baya yoğun yaşanıyor ama şu anda oturduğum yer gayet serin, gayet güzel. Bir de böyle